Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere tane tane çok lezzetli, nefis bir kuskus pilavı tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Ben 1,5 su bardağı kuskus kullanacağım. Yaklaşık yarım çay bardağını yakında tel şehriye kullanacağım. Öncelikle tenceremize 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu da tereyağı ekliyorum ve yağın erimesini bekliyorum. Yağımız eridikten sonra üzerine yarım çay bardağına yakın tel şehriyeyi ekleyelim ve rengi hafif böyle açık kahverengi alana kadar kavuralım. Tam da bu renge geldikten sonra üzerine 1,5 su bardağı kuskusu ilave edelim. Dilerseniz miktarı çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama verdiğim ölçülerde yaparsanız gerçekten çok güzel ve tam kıvamında oluyor. Şehriye ile kuskusu da birkaç dakika boyunca kavuralım. Yaklaşık 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine damak zevkinize göre tuzunu ilave edebilirsiniz. Tuzunu da ekledikten sonra birkaç kez daha karıştıralım. Ve artık suyunu vereceğiz. Ben 3 su bardağı kaynar su kullandım. Dilerseniz yarısını tavuk suyu, yarısını kaynar su da ekleyebilirsiniz. Elinizin altında tavuk suyu varsa öyle de çok lezzetli olacaktır. Evet, şöyle bir karıştırıyorum ve kaynayana kadar bekliyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısık konuma getireceğim ve suyunun tamamen çekmesini bekleyeceğim. Suyunu çekti. Ocağın altını kapatıp 10 dakika dinlendirdikten sonra hemen şöyle karıştırıyorum alttan üste doğru. Gayet güzel bir şekilde pişmiş ve tane tane olmuş. Ve artık servis tabağını alıp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben böyle bir kabın içerisine koyup ters çevirdim. Çok güzel oldu. Üzerine dilerseniz maydanoz serpiştirebilirsiniz. Öyle de görüntü olarak çok güzel oluyor. Eğer kuskusu bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. İnanılmaz lezzetli oluyor. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz denedikten sonra. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için zil işaretini de aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok pilav tarifi, yemek tarifi, çorba tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Tarifle alakalı aklınıza takılan sorular olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.